Cumhurbaşkanım, çok değerli il, ilçe ve belediye teşkilatlarımızın kadın kolları ve Zonguldak'ımız belediye başkan adaylarımız ve Zonguldak'ımızın kıymetli hanımefendileri, siz basın mensubu arkadaşlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi il kadın kolları olarak hazırlamış olduğumuz dayanışma gününüze katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sizleri sıkmadan bir iki kelime bir şeyler söylemek istiyorum. 30 Mart'ta biliyorsunuz yerel seçimler var. Zonguldak denizi ve yeşiliyle güzel bir şehir. Ancak iktidar ve ana muhalefet partisinin belediyelerinin yönetiminden hizmet alamamış, her geçen gün geriye gitmiştir. Beraber yaşadığımız bu şehrin eksiklerini ve sıkıntılarını birlikte yaşıyoruz. Zonguldak sosyal ve ekonomik anlamda da zorluklar yaşamaktadır. Şehrimiz göç vermektedir. Cumhuriyetin ilk şehri olan Zonguldak'ımıza bu yakışmıyor arkadaşlar. Artık yeter. Bu gidişata dur demek bizlerin elinde. Bu konuda bayanlarımıza ve gençlerimize güveniyoruz. Gelin hep birlik olalım. Zonguldak'ımızı Kastamonu, Karabük ve Bartın gibi güzel yaşanabilir bir şehir yapalım. Çok ev toplantısı yaptık. Önümüzde 55 gün gibi bir süre var. Bu sürede ne kadar ev toplantısı yaparsak kendimize o kadar anlatma fırsatı buluruz. Bunun için sizlerden rica, bizlere ev toplantıları yaparak yardımcı olmanızı istiyorum. Kadın kollarımızın sayın il başkanı ve değerli yönetim kurulu üyeleri, ilçe kadın kolları başkanımız, başkanlarımız, değerli belediye başkan adayım, Milliyetçi Ülkücü Hareket'in çok değerli kadın kadroları, bugün burayı, bu salonumuzu şereflendiren siz değerli hanımefendiler, Milliyetçi Hareket Partisi İl Kadın Kollarımızın düzenlemiş olduğu birlik beraberlik dayanışma ve istişare toplantısına hoş geldiniz, şerefler verdiniz, niyetinize geldiniz. Kıymetli hanımefendiler, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları olarak bu dönem Zonguldak için yola çıktığımızda bir slogan geliştirmiştik ki bu dönem Zonguldak'ın mahpus kaderini kadınlarımız değiştirecek ve kadın hareketi değişecek olan ve şekillenecek olan Zonguldak'ın mimarı kadınlarımız olacak diyerek yola çıktık. Ve çok değerli iki ilçe belediye başkan adayımız biliyorsunuz Kilimli ve Gökçe Bey'de hanımefendi arkadaşlarımızla yola çıktık. İşte Milliyetçi Hareket Partisi kadın ve erkek eşitliği üzerinde ve demokrasiyi ikiz kardeşi olarak gören bir siyasi hareket olduğunu Zonguldak'ta bizler ispatlamış olduk. Sizler de buna katkı vermiş oldunuz. Kıymetli hanımefendiler, beraber yaşadığımız şehrimiz her geçen gün gerek iktidar partisi gerekse yerelde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde göçe zorlanıyor ve mahpus bir kadere terk ediliyor. Bizler inanıyor ve güveniyoruz ki siz değerli hanımefendilerle Zonguldak 30 Mart gecesinde yepyeni bir ufuklara, yepyeni bir şehirleşmeye kavuşacak ve ulaşacaktır. Rahmetine kavuşmuştur. Kendisine buradan Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Geride bıraktığı kederli ailesine ve çocuklarına sabırlar diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi 81 yılda kendisinin, ailesinin ve çocuklarının yanında ve arkasındadır. Sözlerime bu şekliyle nokta koyarken hepinizle gurur duyduğumu ifade ediyor. Özellikle İl Kadın Kolları Teşkilatımıza bu süreç içerisinde üstün gayreti ve yoğun çabasından dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere de hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sizler her şeye layıksınız. Her şeye yakışıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Konuşmasını yapmak üzere çok değerli dava arkadaşım Gürkan Gülay'ı belediye başkanımızı mikrofona davet ediyorum. Buyurun sayın başkanım.
uzun konuşmayacağım. Onun için aranızdaki konuşmalara bir dur diyeceğiz şimdi. Çünkü siz hepiniz birer Gürkan Güler'siniz. Hepiniz Zonguldak'ın birer neferisiniz. Lütfen dinlemenizi istirham ediyorum ki projelerimizi, yapacaklarımızı mahallelerinize anlatabilirsiniz. Ben öncelikle Kadın Kolları Başkanımıza, Sayın İl Başkanımıza, İlçe Başkanımıza, aramızda bulunan Kirimi Belediye Başkanı hanımefendimize ve siz değerli kıymetli Zonguldaklara bugüne katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Başımızın tacısınız. Allah sizden razı olsun. Ben bu alkışta belediye başkanı olamam. Bu kadar kılımda bu kadar mı alkışla? Sizden görüyorum. Ben Zonguldak'taki siyasetçileri tıpkı kadınlar gibi akşama kadar dedikodu eden tabiriyle sizleri dedikodu malzemesine benzettiği için, bir diğeri de kadının eteğinin altından çıkamayan belediye başkanı adayı olmasın diyen, 10 yıldır belediye başkanlığı yapan ama edebi adabı öğrenemeyen iktidar partisinin belediye başkanını buradan kınıyorum. Sizlerden özür diliyorum. Sizler o sözlere layık değilsiniz. Sizler bizim başımızın tacı, gönlümüzün ilacısınız. Evet kıymetli hanımefendiler. Aramızdaki konuşmaya bir son vereceğiz. Uzun değil, kısa projeler üzerinde bir konuşma gerçekleştireceğim. Birçoğunuz da zaten ev toplantılarında bir araya geldik. Şimdi diyorlar ki Zonguldak'ta diğer siyasi partilerin şansı var. Şansı yok. Çünkü ben bu hanımefendilerin çoğuyla ev toplantılarına bir araya geldim. Bu hanımefendilerin %80'inden bugüne kadar namus şeref sözü aldım. Bana oya vereceklere dair. Ben sizlere utanmayacağımı sözü düşünmeden veriyorum. İnşallah sizlerle beraber belediye başkanı olacağım. Projelere geçmeden önce ufak bir şey anlatmak istiyorum. Biz şimdi kadın kollarımızla gündüzleri, mahalleleri geziyoruz. Her kapıya vurduğumuzda aynı ses, aynı senaryo. Hanımlar çıkıyor kapıdan. Diyor ki, şu belediye başkanını ben de bir göreyim. Zannetmeyin ki beni çok özlediklerinden. Benden öncekilerin söz verip yapmadıkları için biraz da beni genç, temiz yüzlü görüyorlar. 2 dakika beni bir azarlıyorlar orada. Çünkü daha önce onlara söz vermişler, yapmamışlar. Söz vermişler, gelmemişler. İşte sözünün eri bir kardeşi karşınızda. Söz veriyorum, kapınıza kadar geleceğim. Mahallelerinizin sorunlarını bitireceğim. Şimdi diyoruz ki hanımları ilgilendiren, en başta kendimin de çok şikayet ettiği, arada bir ay sonu fatura geldiğinde hanımıma şikayette bulunduğum, su fiyatlarını yarı fiyatına indirelim mi? Allah'ın izniyle Karabük'te su 1.75, Bartın'da 2.20, Zonguldak'ta 4.600. Bu kaderimiz değil. Nasip olursa 30 Mart'tan sonra ilk işimiz su fiyatlarını siz değerli hanımefendilere yarı fiyatına kullandırmanın sözünü verdik. Yine Zonguldak'ın emeklisini ve asgari ücretsini düşünerek 1 liraya satılan ekmeği 75 kuruşa bakkallardan, halk ekmek üfelerinden evimize sokacağımızın sözünü verdik. Zonguldak'ın en büyük sorunlarından bir tanesi olan Zonguldak'ta tapu sorunlarını yıllardır çözemeyen belediye başkanlarına inat, sizlere söz verenlere inat, bu kardeşinizin ilk işi evinizin tapusunu vermek. Buradan bunu bir kez daha sizlere sözünü veriyorum. Karabük'te yaptık, şimdi sıra Zonguldak'ta. 19 mahalle sosyal yaşam merkezi yapacağız. İçlerinde aile kimliği, muhtarlık, hanımlarımız için kurslar, çocuklar için kreş ve eğitim merkezi olacak. Her ayın bir günü mahallenize belediye başkanınız gelip sizlerin derdini dinleyecek bu sosyal yaşam merkezlerinde.
Karabük Belediye Başkanımız yaptı. Sıra Zonguldak'ta diyoruz. Yaya kaldırımlarından ses ışık sistemlerine kadar birçok projeyle Zonguldak'ta kazandırıp onları da kendi aramızda beraberce gezmesini sağlayacağız. Ama bizim en önemli projelerimizden biri Zonguldak'ın gençleri İstanbul'a, Ankara'ya, çeşitli illere çalışmaya gidiyorlar. Belediyedeki bütün müteahhit firmaları kaldırıp Zonguldak Belediyesi'ndeki bütün taşeronları kendi şirketlerimize alıp 400 arkadaşımızı da işe alarak Zonguldak Belediyesi'ni bir istihdam alanı olarak yaratacağız. Ve şunlardan size söz veriyorum. Zonguldak'ta artık kimse torpille belediye işe giremeyecek. Hak eden ihtiyacı olan girecek. Kıymetli hanımefendiler, daha yapacağımız çok iş var. Yaklaşık 60 günlük bir seçim zamanımız kaldı. Ben sizlerin, benden küçükleri için abisi, yaşıtlarım için arkadaş, büyüklerim için kardeşi evladıyım. Biz dedik ki, Zonguldak'la ilgili bir sevdamız var. Tutun elimizden, omuz verin bu sevdamıza. Vereceğinize söz veriyor musunuz? Duymuyorum, söz veriyor musunuz? Bu kardeşiniz size söz veriyor. Allah'ın izniyle 30 Mart'tan sonra artık o belediye sizin, artık o belediye Zonguldaklı, artık o belediye sizlere hizmet verecektir. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar geldiğiniz için var olun, sağ olun. Hepiniz başımızın tacısınız. Teşekkürler. Sizi görmek bizi mutlu etti. Sizleri buraya sıkıştırdığım için özür diliyorum. Belediye başkanı olduğumuzda bundan sonraki dayanışma günümüzü Allah'ın izniyle Zonguldak şehir sınırını yapacağız. Var olun, sağ olun.